Karınca aleminden herkese selamlar dostlar ee, Ben Metin Bu videomuzda Mestor Structure'ların bakım rehberini çekeceğiz Nasıl bakılır ee, Bu konuya değineceğiz Dilerseniz videomuza geçelim hey, hey. Trunk, Dostlar Mestor Structure'lar e, Bu hobiye yeni başlayanların Bu hobiye yeni başlayanlara Tavsiye ettiğimiz bir türdür Bakımı en kolay türlerden birisidir. Yani gerek tohumla beslenmesinden, yemlerinin kolaylıkla bulunabilmesinden, işte sıcaklık, ondan sonra nem gibi şeyleri çok fazla dert etmediğimizden en kolay tür olarak anıyoruz biz. Mesolar hakkında şimdi bilgilerine geçelim dostlar. Mesolar sıcaklık olarak dostlar yaşam alanında 21 ila 26 derece. Bazı kaynaklarda 24 ila 28 derece değişiyor. Fakat ortalama 25 derece 24 derece bu karınca için en ideal sıcaklıktır. Yumurtlaması için. Outworld'ündeki sıcaklık ise 25 ila 30 derece arasında olabilir. Genel oda sıcaklığı. Yani bu hayvan arkadaşlar oda sıcaklığında rahat bir biçimde besleyebilirsiniz. Şöyle ben tripodu kraliçenin olduğu yere doğru çevireyim. Odaklayalım. Evet. Güzel bir kamera alsak aslında. Çok daha hoş olacak. Sıcaklığını söyledik. Yediklerine gelelim dostlar. Bu arkadaş hasatçı karınca olarak anılıyor. Latince ismi Mesur Structor. Ee, Türkçe'ye çevrildiğinde ise hasatçı karınca olarak geçer. Tohum yiyor arkadaşlar. Tohum olarak ne yiyor? Şöyle biraz kamera yüzünden çıkaracağım. Şu şekilde. Ee, kuş yemi arkadaşlar bu. Böyle. Pet shop'a gidip rahatlıkla bulabileceğiniz bir kuş yemi. Kuş yemi arkadaşlar tohumlardan oluşuyor. Biz buna bu tohumları veriyoruz. Mikslenmiş bir şekilde. Şöyle göstereyim. Bunlar da zaten tohumları yemişler. Allah çöpşim düştü. Şu şekilde. Ee, Bunlar tohumlar. Yani. Az biraz tohum. Bunlara bir tohum takviyesi yaparım videodan sonra. Şurada bir pislik birikmiş. Bu pisliği temizlerim. Bakımını bugün yaparız bunların. Tohum yiyorlar dostlar. Dediğim gibi yani ne kadar veriyorsunuz tohumu işte koloninizin boyutuna göre. Koloniniz böyle bir şeyse 10-15 işçi falan varsa 5-6 tane tohum atsanız yeterli olacak. Arttıkça abi koloninin sayısına göre göz kararı koyun. Ondan sonra canlı yemiyorlar arkadaşlar böcek işte bunlar sinekleri çok severler kara sinektir vesaire çok severler böcek verebilirsiniz un kurulu. şu şekilde çok nasıl göstereyim size bu şekilde kabı bayağı bir nemlenmiş ele bak ah, bu şekilde bayağı bir nem olmuş bu arada içeride bu nemleri biraz almam lazım çünkü fazla nemlenmiş. Peçeteyle falan şunları bir silsek yeterli olacaktır. İğrenebilirsiniz fakat bu hobi böyle bir şey. Ondan sonra canlı yemiyorlar. Haftada bir kere verebilirsiniz. Ben çarşamba günleri veriyorum. Yarın bir besleme yapacağım. Besleme yaparken de bir video çekeceğim. çarşamba günleri ben besliyorum. Haftada bir kere, iki kere çok hızlı büyümesini istiyorsanız 3 kere verebilirsiniz. Bunları yiyorlar. Ayrıyetten e, şekerli su ve ballı su verebilirsiniz. Burada benim gene bir şekerli suyum var. Şöyle. Bunun içine bal da katıp daha da böyle bir enerji bombası yapmayı planlıyorum. Ballı su verebilirsiniz fakat o kadar itibar etmezler. Ha benim bu kolonim verdiğin zaman hayır diyor mu? Yiyorlar abi. Patır patır yiyorlar. Bir çöp şişin ucu kadar şöyle bir bunu Bulandırıp suya buraya tak diye bir damla bıraksanız fazlalığını alsanız onlar orada yiyorlar. Çok fazla da koymuyorum. Hop, bu arada tripod. Şu şekilde ayarlayalım. Ee, yedikleri bunlar böcek, tohum ve ballı su. Haftada bir kere iki kere besleyebilirsiniz. Bulunduğu yerler dostlar popülasyonu Avrupa'da, Kuzey Afrika'da ve Asya bölgelerinde bulunmakta. Asya bölgelerinde pek yok fakat. Avrupa bölgesinde oldukça yoğun bir şekilde yaşıyor bu arkadaşlar. Ondan sonra e, multi queen değil bunlar arkadaşlar. Tek kraliçe bir şekilde yaşarlar. İşçi sayısı 10.000 işçiye kadar çıkabiliyor. Orta kalabalık diyebiliriz bu arkadaşlara. Kraliçelerin boyutları dostlar e, 9,5 ile 10,5 mm, 10 mm ile işte 11 mm aralarında değişiyor gerçekten. Yani büyük denilecek bir kraliçe boyları mevcut. Kraliçelerin ömrü 25 yıla kadar uzayabiliyor. Gerçekten o yani yaşam evlem yaşa. Renkleri dostlar bunların siyah oluyor. Mesor Structure'ların siyah oluyor. Barbarosların, Hesperius'ların falan kafası kızıl kahverengi. Geri kalanı siyah oluyor. Ama Structure'lar komple siyah. İşçi boyları 4 ila 9.5 milimetre boyuna kadar gelebiliyor. İlk çıkan işçiler şu anda görmüş olduğunuz gibi biraz küçük oluyor. Prens boyları dostlar 7 ila 8 milimetreye kadar çıkıyor. 3 türe ayrılıyor arkadaşlar. Minör, majör ve medya olarak ayrılıyor. Minör en küçük olanları görmüş olduğunuz. Medya bunlardan bir boy daha büyük. Majör zaten ee, en büyük... İşçi diyeyim. Yani. Kraliçeden bir önceki en büyük e, majör olarak geçiyor. Hangi aylarda bulabilirsiniz bu uçuşları? Mart aylarında başlar dostlar. Bulunduğunuz yerdeki iklime göre değişir. Fakat Mart ayından başlar. Nisan ve Mayıs ayında çok fazladır. Haziran'ın başlarında, ortalarında yani %5 falan sonlarında bulabilirsiniz. Haziran aylarında pek kalmıyor mesorlardan. Çünkü artık yuvalarını yapmış oluyorlar. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında bulabilirsiniz. Hala bir ümit var bazı yerlerde fakat zor yani. Ondan sonra kış uykuları var dostlar. Kasım'dan Şubat'a kadar yatıyorlar. 10 ila 15 derecede kış uykularına yatıyor. Yani 15 derecenin altında düşürmeyin arkadaşlar yumurtlamasını istiyorsanız. Hayvan patates olur, ölür. Orta ve büyük yaşam alanı istiyorlar dostlar. Büyük odacıklı bir formikarium yaparsanız rahat bir şekilde yaşarlar. Tutup 16'ya 100 bir test tüpünde mesela soruları beslemenizi ben pek önermem. Yani uzun soluklu olmaz ama 16'ya 160 yaptığınız zaman hem rahat bir şekilde besleyebiliyorsunuz hem de güzel yanı oluyor. i̇lk işe kadar beslemenize gerek yok dostlar bu türü. Ondan sonra nemine geldiğimiz zaman Outworld'de %30 ila %50 yaşam alanında ise %50 ila %70 ya bu kadar kafanıza takmanıza gerek yok böyle bir test tüpü yapsanız onlar yaşıyor askerleri yok dostlar bu türlerin fakat majörleri asker olarak e, görevlendiriyorlar asker görevini üstleniyor halbuki asker değiller majörler asker görevini üstleniyor e şimdi bu koloni anlattın abi eyvallah hiçbir sıkıntısı yok tohumla besliyoruz ondan sonra canlı yem şekerli su versek daha hızlı büyürler tohumla da besleniyor Nem sıkıntımız da yok. Oh, Oda çızı sıcaklığında da büyüyor. E abi bu hayvanın kötü bir yanı yok mu? Var dostlar. Nedir? Agresif olması. Kapağını açtığınız zaman bir temizleme falan çalıştığınız zaman yem vermeye çalıştığınız zaman ya atağa geçiyorlar ya da kaçışmaya başlıyorlar. Ee, en ufak bir titreşimde kolayca stresi girebiliyorlar. Bakın mesela. Deprem yarattım bildiğin şu Ufak değildi ama bakın işçiler hemen koşturmaya başlıyor. Birazdan kraliçe falan da koşturabilir. Işık da var zaten şu an ama ışık pek tepelerin ya diplerinde değil. Şöyle kraliçeyi de göstereyim size. Bakın hemen kapılara doğru ilerlemeye başladılar. Askerler savunun. Ee, agresif dedik. Ondan sonra nazlı bir türdür arkadaşlar. Ee, gerçekten nazlı yani böyle artık yumurtlamaz falan siz derseniz hadi yumurtla yumurtla artık böyle sinir krizi geçirirseniz ümidi kesersiniz. Nazlı bir türdür. Strese kolay girerler. Bu yüzden dikkatli olun. Yani yeni başlayanlar bunlarda sıkıntı çekebilir. Çünkü her gün bakmak isteyeceksiniz. Yani bunlar dostlar başka bir olay yok. Basitçe besleniyorlar yani. Kafanıza ta takılacak bir şey yok. Bu videoyu izlediğiniz bu bilgiler size mesurlar hakkında yeterli olacaktır. Ee, bu arada beyler. Bu sabah bir yürüyüşe çıkayım dedim. Gittim ne bulayım. Tetramorium kaspetum kraliçesi bulduk bir tane. Ee, şu an duruyor. Getirmeyeceğim. Strese sokmak istemiyorum hayvanı. Tetramorium kaspetumlar hakkında da bir bakım rehberi gelecek. Çünkü mevsimleri geldi hayvanların. Onların da bir çekelim. Mez soruları biraz geciktirdik kusura bakmayın. Ama ne yapalım. Yani Şimdi çekme fırsat olduk. Böyle dostlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay